Herkese merhabalar. Burada Red Air Live. Kaç oldu inan hatırlamıyorum. Güncellememiz geldi. Bakkal serimizin yeni güncellemesi geldi. Güncellemede neler var? Animal Trader. Yani şurada sanırım hayvan satış noktası var. Buraya da çiftlik kurmuşlar. Çiftliği alabiliyoruz. Bizim para hala nerede bilmiyorum. Bizim parayla ilgili bir gelişme yok. Yani göremedim onu. Onun dışında neler var başka? Şöyle benim dikkatimi çekten. Burada 85 dolara karnımızı full dolduruyorduk. Artık 15 dolara dolduruyor ama full de doldurmuyor zaten. Koşmamız artık sınırsız değil. Sağ altta görüyorsunuz. Artık koşmamızın bir sınırı var. Koştukça azalıyor. Solda bir yıldız var. O doluyor. Niye doluyor bilmiyorum. Yani yanlış yaptığımız bir şey var mı? Bilemedim. Ne o, bizim seviyemizi mi alt gösterecek? Bilmiyorum ama. Marketi göstereyim size. Dolu dolu bir marketimiz var. Bayağı doldurduk her yeri. Tabii yine azalmış. Bunlar fazlalıklar ya. Bak onları şey olarak görmeyin. Onlardan mesela burada da var. Yağlar burada. Burada makarnamız bayağı azaldı. Tabii burada neler eksik? Normalde olması gereken olmuş aslında. Yumurta ve yoğurtlar artık buzdolabının içinde olması gerekiyor. Yumurta ve yoğurtlar buzdolabının içine geldi. Normalde dışarıda olması bile absürttü zaten de. Burayı göstermiştim diye hatırlıyorum. Burada biraz dış macunumuz varmış. Çok da önemli şeyler yok. Onun dışında zaten marketimiz dolu dolu. Yani orası dolu olmasa bile burası dolu dolu. Bayağı bir şeyimiz var. Şimdi biz ne yapalım? Buradaki paramızı bir alalım. 1850. Ha, şuradan bilgisayara bakacaktım. Bilgisayara bir şeyler gördüm. Ona da bir bakalım. Şimdi bilgisayarda neler var? Malzeme yönetiminde bir şey yok hala. Ben marketin adını değiştirebiliyormuşum. Benim ismim Tevfik bu arada. Defo bakkal yapalım. Böyle. Market işaretini. Kaydedelim. Sonra adını değiştirdik. Saat 7'de otomatik açık dükkan diyor. Çok güzel. Saat 7'de biz gelmeden açılabiliyormuş. Mağazayı otomatik kapat. Stokta kalmadığında. Acaba herhangi bir ürün bittiğinde direkt kapatıyor mu mağazayı bilmiyorum. Otomatik elektrik fatura ödeme muazzam bir şey olmuş. Kesinlikle muazzam. Çiftliği satın al 3500 liraya çiftlik alınabiliyormuş. Böyle biraz daha parayı zorlarsak 3500 görürüz. Bana şu bakkalımızın adına bakalım. Evet. Ya biraz egoistçe oldu Tepo falan ama Kimkyo bakkalın ismine yakışmaz diye düşündüm. Elektrik. Ah, ödendi. Tamam. Çok güzel. Otomatik ödendi. Tepo bakkal yaptık. Tepo bakkaldan bir fotoğraf çekelim. Çiftliği merak ediyorum. Bir de bizim parayı merak ediyorum açıkçası. Para nereye gitti? Bu arkadaşlar maaşlarını almış mıydı bugün? Hatırlamıyorum. Eğer aldılar sonraki 150 doları da çekeriz. Biraz daha hızlı gidebiliriz. Ne aldı? Mısır gevreği aldı. Aynen. Gördüğünüz gibi. Bir de şey okudum güncellemede. Jarber miydi? Artık orada fiyatlar sürekli değişiyormuş. Sürekli sabit değilmiş. Zebr. Aynen. Zebr'daki fiyatlar sabit değilmiş. Değişkenlik gösteriyormuş. Ya bu da bir noktada fiyatları takip edip ucudan stok tutmak demek. Ben güncellemeden önce bu kadar mal girmiştim buraya. Burada benim artık şeyim ne denir ona? İstediğim mi denir? Doldurmuşuz malzemeyle. Bunları böyle rafları full doldurmak mantıklı mı? Olabilir belki. Ama ne sorunu çıkıyor? Takipsiz, ya takip edemiyorum sonra. Mesela şunu gördüğümde bu bitiyormuş gibi hissediyorum ama aslında onların yerine buraya almışım. Buraya bir koli açmışım. 3, 6, 9, 10 tane var. Makarna varsa bir makarnaya bakalım. Kurabiye, kaju fıstığı, çay, yoğurt. Olsaydı açardım herhalde. Ben kayıttan önce çünkü burayı hazırladım. Şeker, cipsi yok. Ben çok satılıyorum. Pirinç, çikolata, yemeklik, yağ, larç. Cips, kahve, un, zeytin, fasulye, tuna. Aynen. Doğru. Yani makarna yok. Makarnamız ama içinde. Yapamıyoruz. Şuradan sipariş versek nasıl olur?
Makarnanın İngilizcesi ne acaba? Şimdi bir bakıyorum. Target. Makarnanın İngilizcesi ne olabilir? Ümber. Ümber ne acaba? Gittim. Meat. Tarihine 500 dolarmış. O zaman et. Etimiz var. Gerekli etimiz var hatta. Pizza, yoğurt, kek, baget, ekmek bu da. Reis. Ne inanı bilmiyorum. Neyse. Yani. Kalsın. Onu söyleyemeyecektim de. Başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Kasadaki paramıza bakalım. Kasadaki paramız eğer yeteri kadar şey olduysa 3.300 oldu. Birazcık daha bekleyeceğiz. O sırada ne alabiliriz? Ne alabiliriz mesela? Karpuzumuz azalmış. Şuradan karpuz alalım. Karpuz. Barış var. Veremiyoruz. Pardon. Kredi kartındaki tüm parayı çekmiştik. 3.500'e şuraya aldırdı. Önemli değil ya. Kalsın. Şurada bir tane fazla gelmişti. Koyamamıştım. Hemen satılmış zaten. 3 tane. Koyalım. Ya hızlı gidiyor. Buradaki tüm deterjanlarımız yedekli yedekli. Bunların da yedekleri orada. Dağınık duruyorlar biraz ama. Artık idare edersin. Hadi yani şöyle biraz çok paralı bir şeyler alalım. 140-153 dolarımız kaldı. Bir bir alalım. Çiftliği merak ediyorum. En azından çiftliği görmüş oluruz. O sırada şöyle şeye bakalım. Tekrar kapatalım. Telefonda bu tarz özellikler gelmiş. Telefonu kullanamıyorduk. Amir arabaları diyor. Gaz dolumu 450 dolara. Sanırım telefonu halledebiliyoruz artık bunları. Ama tabii normalden daha fazla fiyat. Gaz dolumu 350 dolara falan doluyordu. Benim hatırladım. Ha, yıldızımız doldu mesela. Ne olacak? Bilmiyorum ne işe yarıyor yıldızın olması. İkinci bir yıldıza mı geçiş yapacağız acaba? Bakkalımızın ismi güzel oldu ya. Buradan ben bir fotoğraf daha çekeyim. Öyle biraz daha tatlı oldu sanki. Yani kamyonet alacaktık. Onu hatırlıyorum. Kamyonet alalım. Bir sonraki bölümü yine çekeriz. Kamyonet alırız. Eğer farklı şeyler gelmediyse 40 dolar eksiğimiz kaldı. Şey ya 40 dolara gerek yok aslında. Boşuna bekliyoruz. 150 dolar çalışanlarımızca kredi ödemesini yapmışız zaten. 150 dolar direkt bankadan çekebiliriz. Bankada biriken para her türlü yarını idare eder zaten. Ürünlerle ilgili çok büyük bir sıkıntımız yok. 3.610 dolarımız oldu. Direkt arabamızı atlayalım. Önce şey aldız pardon. Bilgisayardan hemen şu bilgisayardan yeni satın alalım. Hayvancılık satın almak için hemen dükkanına gittim. Tamam. Satın aldık bunu. 179 dolar da paramız var. Yani muhtemelen gidip şimdi hayvan alamayacağız ama. Yani öyle seziyorum. Paramız yetmeyecek. Neredeydi o? Şey şurada mıydı? Çiftlik. Benim yerim mi buradaydı? Çiftlik mi buradaydı? Neyse gidelim bakalım. Burada girilmez şey var ama. Polis abiler ne iş yapıyor hiç bilmiyorum. Ha evet. Hayvancılık noktası burası. Güzel. Yani buraya geldik. Arabamızdan atladık. Merhaba. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. İnekler de ne kadar tatlı demiş. 500 dolar inek. 350 dolara da koyun satılıyor. Ve 50 dolara tavuk satılıyor. Evet. Tavuk alıyoruz. Tavuk alıyoruz. Hemen şöyle tavuklarımızdan. Ha, biz de almıyoruz. Direkt çiftliğimize gidiyor galiba. Ben de aldım. Hadi bir tane daha aldım. Evet, çiftliğimize kadar bir gidelim. Kontrol edelim tavuklarımız ne durumda. Benim 7.000 dolar ne oldu acaba ya? Yani 7.000 dolara gittik bir şeyler aldık ama ne aldığımız ne biz biliyoruz. Gelmişken şu Jabber'ı da bir kontrol edelim. Var mı burada bir değişiklik?
Gerisi sanki biraz aydınlık gibi geldi bana ama. Aynen, şey buraya gelmiş. Yoğurt buraya gelmiş. Yumurta buraya gelmiş. Kekler burada. Ekmek burada. Meyveler yine aynı. Kolaların yerini genişletmişler. Şimdi de burası genişlemiş. Yoğurdun yerine bu. Yumurtaların yerine kolalar genişlemiş. Onun dışında burada bir yenilik yok. Buradan gidebiliriz. Gittiğimizde bir göz atalım hemen. Benim 7000 dolara şuraya gömdük ya. Oraya da bir gidip bakalım ya. Bir sonraki bölümde gidip bakalım. Aa, şimdi acaba ben yumurta mı kazanacağım tavuklardan? Ne diyor? Çiftliğin gelirini işten toplayın. Ha. Buradan sadece para toplayacağız. Para var mı? Yok, daha gelir yok. Gelir söz konusu değil. Tamam, tavuklarımızı görebilir miyiz acaba beyefendi? Kim böyle bir şey? Hemen şöyle içeri girdim, tavuklara bakıyorum. Sanırım yok. Ha, arkada 3 ayrı bölüm var. En arka tavuklar için, koyunlar ve inekler için hepsi birbirinden ayrı ayrı. Tamam. Şimdi oldu. Evet, tavuklarımızı gördük. Mutlu olduk. Bu bölümlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.